Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Portekiz'in başkenti Lizbon'da 53 Avrupa ve Asya ülkesinin belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen 4. ASEM toplantısına katıldı. Şahin, Türkiye ve Gaziantep'in mültecilere yardım konusunda övgü düzen Hollandalı belediye başkanına referandum öncesinde gittiği Hollanda'da yaşadıklarını hatırlatarak özgürlük dersi verdi. Türkiye'den sadece Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katıldığı toplantıda konuşan Şahin, kültürler arasılık ve kapsayıcılık başlıklı oturumda 3 yıldır yürüttüğü yerel yönetim tecrübelerini anlattı. Türkiye'nin dünyanın en çok göç alan ülkelerinden bir tanesi olduğunu belirten Şahin, belediyenin yaptığı projeler ve çalışmalardan bahsetti. En çok beklenen ülkeler içerisinde de neler yapılması gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Biz ne yaptık? Sınırımızda çok büyük bir savaş olunca, savaştan kaçan çocuğunu, eşini, ailesini kurtarmaya çalışan kişilere eğer tel örgüler çeksek, duvardan örgüleydik, bu çocukların hiçbiri yaşamayacaktı. Ve açık kapı politikasını komşumuzun, komşuluğun insanlığın bir gereği olarak yaptık ve savaştan kaçan herkese ülkemizde evimizi, şehrimizi açtık. Haritada nasıl bir yoğunlaşma ve göçün ne kadar o bölgeyi etkilediğini gösteren bir haritamız var. Şehirlerimize baktığımızda bu 2.7 milyonun şehirlerdeki dağılımında da yine Gaziantep'in çok ciddi manada göç aldığını, en çok göç alan 4. şehir olarak karşımızda olduğunu görüyoruz. Bir de peki bu an şu anda Gaziantep'te Türkiye'deki durum, bu Gaziantep'in durum diyecek olursak rakamsal olarak bir anda 2 milyonluk şehrin %20 büyümek zorunda kaldığını ve plansız büyümek zorunda kaldığını düşündüğünüz zaman bu daha fazla yol, daha fazla su, daha fazla temizlik, burada çok güçlü şehirlerden belediye başkanları var. Bir belediyeci gözüyle nasıl bir yük getirdiğini ve nasıl bunun iyi yönetilmesi gereken bir sorun alanı olduğunu görüyoruz. Daha fazla konut anlamına, daha fazla temizlik, daha fazla yeşil alan anlamına geliyor.